konumuz web servisleri. Web servisleri nedir? Ondan bahsedelim önce. Ondan sonra da bir örnek yaparız. İş hayatında arkadaşlar, firmalar birbirleriyle entegre olmak zorundalar. Devamlı birbirleriyle konuşuyorlar. Diyelim ki bir e-ticaret sitesini göz önünde bulundursak. E-ticaret sitesinin supplier'ları var, tedarikçileri var. Normalde e-ticaret siteleri kendi stoklarını tutmazlar. Amazon hariç. Genelde stoklar tedarikçiler üzerinde durur. Tedarikçi size hangi ürünler olduğunu gönderir ve kaç adet olduğunu gönderir. Bunu gönderirken de bir şekilde veriyi size ulaştırması lazım. Şimdi önceden nasıl oluyordu? Şu anda çoğu banka da aslında böyle devam ediyor. Bir text dosyasını bir FTP klasörüne atıyordu. O text dosyası okunuyordu. Ondan sonra da database'e yazılıyordu. Bu yöntem hala geçerli ama bundan daha esnek bir yapı var. Web servisleri, XML web servisleri. Siz projeniz içerisinde diyorsunuz ki benim web servisim budur. Bu web servisin içerisinde şu metotlar vardır. Ürün ekle, ürünün stoğunu işte ürünün stoğuyla birlikte ekle. Satış olduğu zaman stoktan düş. Yeni ürün girdiği zaman yeni ürün ekle tarzında veya ürün listesini göster tarzında metotlarım var diyorsunuz. Diğer firmalar da arkadaşlar, sizinle birlikte çalışmak isteyen firmalar da sizin bu sisteminize entegre oluyor. Kendi kodunu yazıyor. Sizin web servisinize bağlanıyor ve size veri gönderiyor. Bu işlemi yaparken de arkadaşlar normal HTTP protokolünü kullanıyor ve 80. portu kullanıyor. 80. portu kullanmasının ne avantajı var? Zaten client makineleri veya serverlar internete bağlıysa bunların 80. portu açık demektir. Çünkü internete çıkmak için insanlar 80. portu kullanıyor. Veya bir web serverse bu söylediğimiz 80. portu açık olmak zorunda. Çünkü internetten ulaşılmak zorunda. Dolayısıyla herhangi bir firewall tarafından engel ile karşılaşmıyorsunuz. Ama başka bir porttan veri transferi yapmak isterseniz bu sefer firewall'lar o portları kapattığı için veri transferi yapmanızı engelliyor. Bu birinci avantajı. İkinci avantajı, arada kullanılan protokol arkadaşlar, SOAP protokolü. Daha önceden SOAP'u görmüştük serializasyonun içerisinde. Simple Object Access Protocol diye geçiyor. Aslında bir XML ve bu SOAP protokolü bir standart arkadaşlar. İster Java ile yazın, ister .NET ile yazın, ister Delphi ile yazın, ister C++ ile yazın. Web servisleri SOAP protokolünü kullandığı için arkadaşlar tüm programlar birbirlerinin web servisiyle beraber çalışabiliyorlar. Siz .NET ile bir web servisi yazarsanız ki bu web servisi IIS üzerinde sanki bir web sayfası gibi çalışır. Java ile sizin web servisinize biri bağlanıp size data gönderebilir veya sizin web servisinizden data geri alabilir. Veya Java ile web servisi yazmış olan bir firmaya siz .NET client'i ile bağlanıp ondan veri alıp ondan veri geri çekebilirsiniz. Web servisleri böyle şirketler arasında entegrasyonu sağlamak için kullanılıyor arkadaşlar. Ortada ortak bir protokol var. 80. portu kullanıyor. Aslında bir web sitesi 80. portu kullandığı için. Dolayısıyla firewall'a takılmıyor. Ortak bir dil kullanıyor ve entegrasyonu sağlıyor web servisleri. Şimdi web servislerini önce basit bir web servisi yaparak anlatmaya başlayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş detaylara gireriz. Burada arkadaşlar yeni bir proje açıyorum. File new, bu sefer website diyorum arkadaşlar. Yeni bir web sitesi açıyorum. Bakın burada asp.net web service diye arkadaşlar bir proje tipi var. VCF servislerini sonra anlatacağım. Önce normal klasik web servislerine bakalım. Projemizin yerini de set edelim. ...529'un içerisinde, 53.418'in içerisine ne olsun projemizin adı? My First Web
Servis olsun. Alt taraftan tabi C Sharp'ı seçelim. Şimdi bunu yaptığımız zaman, oluşturduğumuz zaman arkadaşlar karşıma şöyle bir yapı çıkartıyor. Solution Explorer'ı açtığımız zaman. Bakın burada neler var. Birincisi Servis ASMX diye bir dosyamız var. ASMX arkadaşlar web servisin uzantısıdır. Nasıl web sayfalarımız ASPX uzantılı ise web servislerimiz de ASMX uzantılıdır arkadaşlar. Bunun ASMX olduğundan web servisi olduğunu anlarız. Buna çift tıkladığınız zaman şöyle ara birimi olmayan bir ekranla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bu sadece tanım kısmı. Bakın burada CodeBrain kısmında application kodun içerisinde servis CS dosyası olduğunu söylüyor. O da şurası. Servis CS dosyası. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar bakın burada web servisimizin özellikleri var. Default'ta web servisimizin bir namespace var. Bu namespace ne işe yarıyor arkadaşlar? Normal bizim web servisimiz de sonuçta bir XML ürettiği için o XML'in bir namespace'i olmak zorunda. İşte o namespace bu namespace arkadaşlar. Buraya ekstra özellikler de web servisinizi tanımlayıcı özellikler de ekleyebiliyorsunuz. Çok önemli bir özellik değil. Yani sadece web servisinin tanımı ile ilgili bir özellik. Tabi bu Tempuri.org'a arkadaşlar production'a attığınız zaman değiştirmenizde fayda var. Çünkü Tempuri.org standart anonim bir namespace. Onu değiştirmeniz şart. Genelde yine burada XML'lerde olduğu gibi web sitenizin adını yazarsınız. Domaininizin adını yazarsınız. www.durgut.com diye yazarsınız. Web servislerin arkadaşlar profil tipleri vardır. Bu profil tiplerinde belli kurallar barındırır içerisinde. Yine standarttır bunlarda. İlk hali işte Basic Profile 1.1 diye çıkmıştır. Şu an işte Basic Profile 2'si vardır. Windows Communication Foundation'ı anlattığım zaman farklı profilleri da göreceğiz. Bunlar arkadaşlar standartları sağlıyor. Bu web servisinin hangi standartlarda yazıldığını karşı tarafa haber veriyor. Karşı tarafta kodunu o standartlara göre yazıyor. Altta Framework 3.5 ile gelen yeni bir özellik var. Eğer bu web servisi ASP.NET Ajax kontrolleri tarafından client side'dan yani JavaScript ile çağrılacak ise o zaman şu comment kısmını açmanızı söylüyor arkadaşlar. Bunu sonra göreceğiz. Eğer Ajax kontrollerinin içerisine data doldurma işlemini web servislerine bırakırsanız burayı açmanız gerekiyor. Sonra bizim arkadaşlar class'ımız ismi servis web servisten türüyor. Burası bizim constructor'ımız. Alttaki kısmı açmanıza gerek yok çünkü görsel bir şey yok zaten. Ardından hello world diye arkadaşlar bir metodumuz var. Bu metot arkadaşlar başına etiket olarak web metot olarak işaretlenmiş. Bu ne demek? Bu metot arkadaşlar web servisi tarafından dışarıdan gözükecek olan metot demek. Eğer siz bunu web metot diye işaretlemezseniz bu metodunuz web servisi tarafından gözükmeyecektir. Tamam. Ve buna bağlanan adam, sizin servisinize bağlanan adam bu metodu göremeyecektir. Şimdi bu haliyle arkadaşlar bu web servisimi ben çalıştırıyorum. Bir web sayfası olduğu için web config otomatik olarak ekleniyor. Şöyle karşıma web servisimi test edebileceğim bir ekran geliyor arkadaşlar. Bakın ne var? Şurada service description denilen bir kısım var arkadaşlar. Şimdi buna bastığımız zaman bakın şöyle bir XML açılıyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu şu. Her web servisinin bir web service definition language'i vardır arkadaşlar. Ve buna kısaltma olarak VSDL denir. Web Service Definition Language. Bu Web Service Definition Language ne işe yarar? Bu web servisinin namespace'ini ve içerisindeki elemanların ve içerisindeki metodları gösterir arkadaşlar. Bakın bunların her birisi bizim içeride Hello World diye bir tane şeyimiz var, metodumuz var.
Bunun her birini burada request nasıl olmalı? İşte buna response'u nasıl olmalı? Hepsinin burada arkadaşlar yapısını gösteriyor. Bu definition language. Bakın VSTL input literal olmalı. VSTL output literal. Hello world için operation hello world. Girişi nasıl olmalı, çıkışı nasıl olmalı, tipini söylüyor literal diye. Bu VSTL ne için kullanılıyor arkadaşlar? Bu VSTL karşı taraftaki adam bizim web servisimizi kullanmak istediği zaman bu VSTL'e bakarak kendisi kendi kodunu yazıyor. Bu VSTL'i okuyarak. .NET Framework'te ne oluyor? Biz birazdan göstereceğim. Framework'te projemize yeni servis ekle dediğimiz zaman, web servisi ekle dediğimiz zaman o gidiyor otomatik olarak VSTL'in adresini alıyor. Bütün buradaki özellikler için bir tane proxy oluşturuyor. Proxy ne demek? Bir class oluşturuyor sizin için. Sanki o class lokaldeymiş gibi, sizin projenizin içerisindeymiş gibi gözüküyor. Siz o class'tan yeni bir instance oluşturuyorsunuz ve onun içerisindeki metodları kullanmaya başlıyorsunuz. Aslında arka tarafta olan ne? O class dediğimiz şey bir proxy. O proxy de VSTL dosyasını okuyarak oluşturulmuş. Gidiyor, siz o class'ta bir metodu çağırdığınız zaman web servisi üzerinden 80. porttan gidiyor karşı tarafa. Karşı taraftaki metodu çağırıyor, size geri datayı gönderiyor. Bunların hepsini otomatik yapıyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyor? Bu VSTL'i okuyarak yapıyor. Web Service Definition Language'i okuyarak yapıyor. Birazdan göstereceğim onu da. Bakın bu örnek bir şey arkadaşlar. Test etmemiz için yapılmış. Namespace'ini gösteriyor. İşte recommendation olarak bakın buraya default namespace'i public yapmadan önce değiştirin diye söylüyor. Burada açıklamaları veriyor. Burada yine birkaç örnek veriyor. Web servisi nasıl yazarsınız, bu ismi nasıl değiştirirsiniz vesaire vesaire diye. Sonra hello world metodunu burada görüyoruz. Hello world metoduna bastığımız zaman arkadaşlar bu hello world metodunu nasıl kullanacağımızla ilgili bir örnek veriyor. Eğer ben hello world metodunu solve 1.1 kullanarak çağıracaksam o zaman bana şu şekilde bir solve göndermen gerekiyor diyor. Solve envelope body'si hello world'ü şu şekilde çağırırsın diyor. Yok bunu HTML ile yapacaksan diyor. O zaman şu şekilde bana post yaparsın diyor. Ha bunu pardon şununla request yaparsın diyor. Şu senin request'indir diyor. Ben de buna geri dönüş olarak HTTP 1.1 200 OK dönerim. 200 hatırlıyorsanız her şey yolunda demekti. Ardından da bunun cevabını dönerim diyor. Cevap da bakın string olarak dönerim diyor. Şuraya yazmış. Bu da geri dönüş XML'idir diyor. İşte sizin proxy'nizde arkadaşlar o VSTL'i okuyarak gönderirken şöyle gönderiyor. Alırken de bu şekilde alıyor. Ve size sadece şu sonucu veriyor. Bu soap 1.1 ile yapılırsa. Eğer 1.2 ile yapılırsa o zaman geri dönüş gönderim şekli böyle, geri dönüş şekli böyle. Soap 12, 1.2. Yok HTTP ile yapacaksanız HTTP post ile bana şu şekilde bir post yapmanız gerekiyor diyor. Post hello world 1.1 ile beni call edebilirsin diyor. Ben de sana geri dönüş olarak şöyle bir XML dönerim diyor. Ki burada yapılan da o arkadaşlar. Şurada bakın test için bir tane post örneği koymuş. Bunun koduna bakarsak şunu yaptığını görürüz. Şöyle bir gönderim yaptığını görürsünüz arkadaşlar. Eğer bir network sniffer koyarsanız bunu takip edebilirsiniz burada. Onu da takip etmek için şöyle bir program vardı. Bu Fiddler programı arkadaşlar ne işe yarıyor? Bizim HTTP'den yaptığımız requestleri ve ondan geri dönen responseları takip edebiliyorsunuz. Eğer bunu kurarsanız download page'ine gidip Fiddler 2'yi 500K'lık bir dosya zaten çok büyük değil. Hiç download etmeden RAM bile diyebiliyorsunuz. Kendisine
kuracaktır arkadaşlar. Şöyle yes diyelim. Kurulumu başlatsın. Close. Şimdi kurdu bunu. Şöyle kapatalım. Şuradan Fiddler'ı açalım. Bakın şöyle Fiddler açıldı arkadaşlar. Burada yaptığınız tüm request'leri görebiliyorsunuz. Mesela şunları seçip sileyim. Ben buradan şuradan hello diyelim. Tabii aşağıdan da şey yapmanız lazım. Firewall'dan da izin vermeniz lazım. Bakın şunları bir silelim. Şimdi arka taraftan NTV MSNBC.com'a bağlanayım. Bağlandığım zaman bakın Fiddler şimdi onu taramaya başlıyor arkadaşlar. NTV MSNBC.com bağlandı. Şimdi NTV MSNBC.com'a gitmeye çalışırken tabi burada şu anda bir proxy arkasında olduğumuz için o şey sorun çıkartıyor arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Öğrenci miydi? Bunda proxy yok mu? Fiddler'ı çalıştırdığım için gitti bu tabi. Neyse bunu evde çalıştırırsanız görürsünüz arkadaşlar. Tüm yaptığınız request'leri ve response'ları buradan takip edebiliyorsunuz. Diyelim şuna tıkladığınız zaman inspector'ın içerisinde request header'ları nasıl gitmiş? Şöyle header'ları görebiliyorsunuz. Gideni görüyorsunuz. Her şeyi. Ondan sonra bundan geri dönüşü, web formları vesaireyi kendiniz bir request oluşturabiliyorsunuz bunu kullanarak. Ve timeline'da bu işin ne kadar sürdüğünü, diyelim ki NTV MSNBC'nin ne kadar sürede load ettiğini görebiliyorsunuz. Ben burada şimdi lokaldeki bir şey deneyeceğim. Bakalım görebilecek miyiz? Şuradan invoke diyelim. Şimdi invoke etti. Bakın bana geri dönüş olarak hello world'u verdi. Web servisi XML olarak verdi. Bakalım şu Fiddler'da onu görebilmiş miyiz? Localhost'u. Yok. Direkt şeyden yapıyor arkadaşlar. Dur bakalım. Tekrar deneyeyim. Invoke diyelim. Localhost'u şey yapmıyor, göstermiyor. Peki şuradan bir bakalım. Bundan görebilecek miyiz? F12 diyelim. Burada yok zaten öyle bir özellik. Bakayım. Profile. Start profiling. Neyse. Şimdi localhost'ta olduğumuz için onu göstermiyor arkadaşlar. Arka tarafta yaptığı şey şöyle postu göndermek karşı tarafa. Web servisi de ona şu şekilde geri cevap dönüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada invoke'u çalıştırdığımız zaman web servisini arka tarafta call ediyor ve bize böyle geri dönüş yapıyor. Şimdi web servisimiz bu şekilde. Peki şuradaki ayarları nasıl değiştiriyoruz? Hemen ona bir bakalım. Diyelim ki burada temporary auth değil de kendi namespace'imizi yapacağız. Nurgut.com. Biraz daha ayarları değiştirelim. Mesela name web servisinin adı. Buna diyorum ki my first web service diyorum. Sonra description description
İşte this web service is using for bla 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 dedim, description'ı yazdım. Sonra mesela buraya hello world değil de bir tane daha yapalım. Public. Bu arada public olmak zorunda dışarıdan gözükmesi için. Merhaba dünya. Bu string dönmesin, int dönsün. Ve bunu da web metot olarak işaretleyelim. Çalıştırdığımız zaman arkadaşlar, bakın ne çıkacak karşımıza. My first web service, this web service is using for blah 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 diye çıktı. Ondan sonra bakın hello world ve merhaba dünya diye çıkardı. Şimdi service description'ına bakarsanız eğer arkadaşlar, önceden hatırlıyorsanız sadece hello world'ün kısmı vardı. Bakın bu sefer merhaba dünyayı da getirdi. Çünkü description'ı değişti, yeni metot eklendi. Ve burada geri dönüş tipine bakarsanız hello world'ün input'u işte output'unu yazıyor. Merhaba dünyanınkini yazıyor. Bakın burada yine şöyle merhaba dünyayı burada gösteriyor arkadaşlar. Bunu okuyan da buna özel bir proxy yazıp bunu kullanabilir. Şimdi merhaba dünyaya gel tıkladığımız zaman bakın bunu nasıl çağıracağız. Geri dönüş tipi bu sefer integer. HTTP ile nasıl geri dönüş yapacak onu gösteriyor. Invoke'a bastığınız zaman bakın bunu çalıştırdı ve geriye 1 diye gönderdi arkadaşlar. Namespace'ini de verdi. Şimdi bu şekilde web servisimiz yazılıyor. Tamam. Web servis projesi olarak ekledim. Şöyle de yapabilirsiniz. İlla web servis projesi olarak oluşturmanıza gerek yok. Web sitesi olarak oluşturursunuz. Web sitesinin içerisinde add new item deyip web servis şeyde ekleyebilirsiniz. Yani ASMX dosyası da bir web sitesinin içerisine ekleyebilirsiniz. İlla web servis projesi oluşturmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tabii bunu kullanacak bir tane de consumer'a ihtiyacımız var. Bunu tüketecek bir adama ihtiyacımız var. Hemen onu da yapalım. Bu web servisim dursun burada. Yeni bir Visual Studio açıyorum. Bu Visual Studio'yu da buraya alalım. File New Project diyorum. Windows Forms Application olsun. Bunun yerini de değiştireyim hemen. 529 5318 olsun. Projemin adı da My First Web Service Consumer olsun. Hemen ne yapıyorum? Ben bu projeme bir web servisi ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Solution Explorer'ı açıyorum. Sağ tıklıyorum. Add reference var arkadaşlar. Bu benim işimi görmüyor. Referans eklemeyeceğim. Add service referansı çağırıyorum. Bu arkadaşlar yeni hali. Bu arkadaşlar VCF servislerini çağırıyor. Benim istediğim bu değil. Burada advanced kısmında add web reference denilen bir seçenek var arkadaşlar. Eski .NET Framework 2.0 ile geliştirdiyseniz eğer veya karşı taraf 2.0 ile geliştirdiyse burayı kullanmanız gerekiyor. Yok yeni 3.5 ile yapıldıysa web servisiniz buradan da ekleyebilirsiniz ama şimdilik bunu kullanmayalım. Önce eskisini görelim sonra yenisini nasıl yapacağımıza bakarız. Add web reference diyorum buradan. Bakın karşıma şöyle bir ekran geliyor. Burada arkadaşlar benden o VHDL'in adresini yani web servisin adresini istiyor. Ki VHDL'i okusun ve bundan bir proxy oluştursun. Bu solution içerisinde bir web servise bağlanacaksanız buna tıklayabilirsiniz. Lokale bakar. Bu makinede bir web servise bakacaksanız buna tıklayabilirsiniz. Şöyle tıkladığınız zaman lokale bakacak. Ama lokalde tabii IIS'e kurmadığımız için bir şey bulamayacak. Burada illaki bizim adresi veriyor olmamız gerekiyor. Bizim buradaki adresimiz ne arkadaşlar? Şu deminki projeyi eğer tekrar açıp
Tabii onu açabilmek için şunu kapatmamız gerekiyor. Adresi almamız lazım. Şu, heh. Şunu çalıştıralım. Bizim şuradaki adrese ihtiyacımız var arkadaşlar. Şunu almamız lazım. Kopyaladım. Kapattım. Consumer'ımı açtım. Sağ tıkladım. Add Service Reference dedim. Advance'e tıkladım. Add Web Reference dedim. Buraya bunu paste ettim. Go dedim. Şimdi servisi buldu. Bakın My First Web Service diye çıkardı. İçerisindekilerini gördü. Gördünüz mü? Bakın Web Reference Name olarak eklememi istiyor. Ben buna şey diyeyim, şey diyeyim eklerken ne diyelim? First Service diyeyim. My First Service diyeyim. Tamam. Add Reference dedim. Add Reference dediğim zaman arkadaşlar bu artık benim referanslarıma web referans olarak eklendi. My First Service. Bakın burada. Gördünüz mü? My First Service diye eklendi. Eğer burada tüm kodları gör derseniz, bakın burada açıldığı zaman bir disco faili var, bir VSDL faili var. VSDL faili neydi? Web Service Definition Language'di. Bu arkadaşlar bakın öteki tarafta gördüğümüzün aynısı. Web Service Definition Language'i lokaline indiriyor arkadaşlar. Sonra bu discovery adresi de bu web servisinin hangi adreste olduğunu söylüyor. Tamam. Sonra bakın burada referans kısmında işte bu bizim proxy'miz arkadaşlar. Şu referans auto generated bizim Visual Studio tarafından generate edilmiş proxy'miz arkadaşlar. Bakın ne var içerisinde? Gitmiş Durgut.com'a almış. Bak My First Web Service diye bir class oluşturmuş. Bu class'ın içerisinde de arkadaşlar constructor'ımız var. Sonra da Hello World Completed, Merhaba Dünya Completed diye eventlerimiz var. Bunlar arkadaşlar asenkron olarak da çalıştırabiliyorsunuz web servisleri. O yüzden kendisi asenkron metodları da ekliyor. Bakın Hello World metodunu oluşturmuş. Bizim yerimize gidiyor Hello World'ü karşı tarafta çalıştırıyor. Bize sadece string dönüyor. Bundan sonrası aynı. Sanki bir class kullanıyormuş gibi yazıyorsunuz. Asenkron olanları da asenkron çalışmak için. Tamam, bu da bizim proxy'miz. Şimdi gelelim formumuzun üzerine bir tane buton koyalım. Butonumuza çift tıklayalım. Butona çift tıkladığımız zaman ne verecek? Bizim My First Service'e bağlansın. My First Service. Bu namespace istiyorsanız using kısmına da ekleyebilirsiniz. Using My First Service. Tamam. My First Service'in içerisinde ne var? My First Web Service var. Bunun içerisinde de My First Web Service var. İkisi aynı olmuş. Yani şunu koyduk aslında. Şuna gerek var mı? Bakayım ne diyor? Evet. My First Service no service eşittir new My First Web Service dedim. Sonra Service nokta dediğim zaman bakın Hello World geldi veya Merhaba Dünya geldi arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Message box nokta show service nokta Hello World metodunu çağıracağım. Çalıştırdığım zaman şunu iki defa ekledik diye herhalde kızdı bize. Şunu tekrar çalıştıralım. Bu burada. Benim tabi web servisimin de çalışıyor olması lazım. O da şurada çalışıyor. Şu adreste benim web servisimde aktif durumda. Butona tıklıyorum. Web servisine bağlanıyor. Sonra da Hello World'u getiriyor bana arkadaşlar. Bunu nereden yaptı? İnternet üzerinden yaptı. Lokalde bile olsa internet üzerinden yaptı.
Şimdi gelin bir de nasıl biz buna Windows üzerinden bir consumer yazdıysak başka bir consumer daha yazalım. Bu da bu sefer de bir konsol aplikasyonu olsun. Şunu kapatıyorum. Close solution dedim. File new project. Bu sefer de konsol aplikasyonu yapayım. Buna da diyeyim ki my first web service console consumer diyorum. Okay. Tamam. Bu sefer de bir konsol yaptım. Ne yapmam lazım? Aynı şekilde add reference diyeceğim. Add service reference, advance, add web reference. Adresi yapıştıracağım. Tabii adresi silmeseydim daha iyiydi. Şuradan adresi bulalım. Bunu indirelim aşağıya. Buraya paste ettim. Go dedim. Buldu. Buna da ne diyelim? Yine my first web service diyelim. Tamam. My first web service. Add reference dedim. Başladı ekledi. Eklemeye ve ekledi. Yine aynı şekilde burada da bir proxy oluşturdu. AppConf'e bakarsanız yine web servisimizin arkadaşlar adresini burada görebilirsiniz. Bunu da buraya ekliyor AppConf'in içerisine. Yarın bir gün web servisinin adresi değiştirirse AppConf'ten değiştirin diye. Sonra programın içerisine yapacağım şey bir önceki yaptığımla aynı. Hiçbir farkı yok. Ne diye ekledim? My first web service nokta my first web service burada. Tamam. Servis diyelim. Eşittir new my first web service. Tamam. Şunu şeye de ekleyebilirsiniz. Yukarıya da ekleyebilirsiniz. Şunu mesela kopyalayayım. Bakalım tanıyor yok tanımadı. İlla eklememizi istiyor. Using my first web service consumer my first web service diye ekleyince bunu görüyor olması lazım artık. Bakalım. İlla ekleyecek. Peki ekle. Sonra servis nokta. Sonra console write line servis nokta hello world. Console write line servis nokta merhaba dünya. Tabi bu şey olduğu için integer olduğu için bunu toString diye yazmamız lazım. Şu hello world'ü de unutmayalım. Metot çünkü. Sonra da console nokta read line deyip kapanmasını engellemiş oluyoruz. Tamam. Çalıştırdığım zaman şu şekilde konsol açılacak. Bakın yine web servisini call edecek arkadaşlar. Bu da konsol olanı. Aynı web servisini hem konsoldan hem de Windows aplikasyonundan aynı işlemi yaparak çağırabiliyorsunuz.